Merhaba arkadaşlar ben Sistem Koleji Matematik Öğretmeni Merve Sungur. Bugün sizlerle birlikte tabloları konuşacağız arkadaşlar. Grafikleri konuşacağız. Geçen dersimizde birlikte araştırma soruları üretmiştik. Araştırma sorularını yorumlamıştık. Örneklemleri konuşmuştuk. Şimdi de bu elde ettiğimiz verileri tablolara aktaracağız. Tablolara nasıl aktardığımızı konuşacağız. Şimdi bizim bugün konuşacağımız 3 tane tablo var. Sıklık tablosu, çetele tablosu, bir de sütün grafiği var. Hemen Arkadaşlar Çetele tablosuyla başlayalım. Her bir verinin olma sıklığını çizgilerle gösteren tabloya biz çetele tablosu diyeceğiz arkadaşlar. Hemen örneğimizde açıklayacak olursak, aşağıda sevdiğimiz yemekler tablosunu çetele tablosuyla gösterdim. Şimdi e, insanlara sevdiği yemekler ya da işte şu e, yemek çeşitlerinden hangilerini sevdiğini sorduğumuzda bize verilen cevaplar karşısında oluşturduğumuz bir e, tablo bu. Şimdi sayılarını nasıl bulacağız, nasıl yorumlayacağız ona bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu çizgilerle ifade edeceğiz. Yani buradaki her bir çizgiyi e, tabii bu sorusuna göre değişebilir. Bazen çünkü bu tek bir çizgiyi bir kişiyle gösterebilir bana ya da bir çizgiyi iki kişiyle, beş kişiyle ifade edebilir. Bunu size sorularda belirtir. Ama aksi belirtilmediği sürece tek bir çizgi bir kişiyi ifade etmektedir. Aynı şekilde burada da ben de e, bir çizgiyi bir kişiyle ifade ettim. Şimdi ıspana seven insan sayısını bulmak için biz şunu yapacağız. Her bir çubuğu sayacağız. 1, 2, 3, 4 ve yan çizgiyi de bir kişi olarak yine saymaya devam edeceğiz arkadaşlar. 5, 1 de burada 6. O zaman biz diyeceğiz ki ıspana 6 kişi sevmektedir. Bu şekilde arkadaşlar çetele tablosunda 5'li 5'li gruplar yapacağız. E, bu hep mi böyledir? Evet arkadaşlar çetere tablosunda bu beşli grupları hep aynen bu şekilde göstereceğiz. Makarnaya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da bir beşli grubum. 5 artı 5'ten makarnayı da 10 kişi seviyormuş arkadaşlar. Fasulyeye bakalım. 1, 2, 3 kişi. Köfteye bakalım. Şu zaten beşli bir gruptu. Bu da beşli bir gruptu. 10, 11, 12, 13, 14 Kişi de köfteyi sevmektedir. Şimdi bize bununla alakalı yorum soruları gelecek. Bu konuyla alakalı çok işlem sorusu yok zaten arkadaşlar. Genelde hani yapacağımız işlemler bu doğrultuda olacak. İşte bize bu soruda en sevilen yemeği sorabilir ya da en az sevilen yemeği sorabilir. Birbirlerine olan oranlarını sorabilir ya da işte ıspanak seven fasulye sevenden kaç fazladır diye sorular gelecektir arkadaşlar karşımıza. Hemen diğer bir tabloya bakalım. Sıklık tablosu. Sıklık tablosu da her bir verinin olma sıklığını sayılarla gösteren tablodur arkadaşlar. Hemen aşağıda kitap sayısını verdim, okunan kitap sayısını. Şimdi okunan kitap sayısında Esra 5 tane, Ali 3 tane, Murat 12 tane, Ayşe de 7 tane kitap okumuş. Sayılarla ifade ettiğinde arkadaşlar biz buna sıklık tablosu diyeceğiz. Hadi gelin sizinle birlikte biz bunu Çetele tablosunu oluşturalım. Şimdi Esra'yı çetele tablosuyla oluştururken 5 tane çubuk çizmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. çizgiyi yanla, yan çizgiyle göstermeliyim. Ali 3 tane kitap okumuş. 1, 2, 3. Murat 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diyeceğiz arkadaşlar. Ayşe'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane kitap okumuştur. Bunun da çetele tablosu bu şekilde olur. Evet, geleceğiz sütun grafiğine. Şimdi sütun grafiğinde daha çok yoruma dayalı sorular gelecek karşımıza ve burada dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Hemen onları konuşalım. Şimdi arkadaşlar sütun grafiğinde bir araştırmada elde edilen verilerin Sıklıklarını sütunlarla gösteren grafiklere biz sütun grafiği diyeceğiz. Şimdi sütunlarımızı dikdörtgensel bölgelerden oluşturacağız arkadaşlar. Bizim yatayda ve dikeyde eksenlerimiz olacak ve isimleri bir eksen'e yazacağız, sıklıkları yani sayısal değerleri diğer eksen'e yazacağız. Sütun grafiğinde bu oluşturduğumuz dikdörtgensel sütunların genişlikleri ve aralıkları eşit olmalıdır diyeceğiz arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Buna bir de yıldız atalım. Aralıkları ve genişlikleri eşit olmak zorundadır. Ve grafikteki sütunları ben yatay olarak da çizebilirim. Dikey olarak da çizebilirim. Şimdi bu konuştuğumuz sözel ifadelerin hemen görsel olarak bir bakalım. Arkadaşlar 5A sınıfındaki öğrencilerin en çok sevdiği renkler diye bir araştırma yapıyorum. Şimdi benim örneklerimin 5A sınıfındaki öğrenciler en sevdiği renkleri araştırmak istiyorum. Araştırmamı yapmışım, verileri elde etmişim ve şimdi onu bir tabloya, yani bir grafiğe dökeceğim. Bu da benim sütun grafiğim olarak karşıma çıkıyor. Yani sütun grafiğini de göstermek istemişim. Şimdi ilk olarak benim... Bu başlığım arkadaşlar grafiği açıklamalıdır. Buna dikkat edeceğim. Yani ben neyi araştırmışım? Bu sütun grafiği bana neyi anlatıyor? Bir kere onu belirtmeliyim. İkinci dikkat edeceğim şey. Eksenleri çizdikten sonra benim burası yatay eksenim. Yatay eksenimde ben neyi anlatıyorum? Burada Renkleri yerleştirmişim yatay eksen'e ona dikkat etmeliyim. Sonra dikey eksende de öğrenci sayılarını yerleştirmişim. Bunu da öğrenci sayılarında arkadaşlar burada belirtmeliyim. Yani benim yatay eksenimde renklerimin olduğunu, dikey eksenimde de öğrenci sayımın olduğunu buralara eksenlere arkadaşlar yazmalıyım. Yani eksenleri kesinlikle isimlendirmeliyim. Üçüncü dikkat edeceğim şey. Şimdi arkadaşlar verileri elde ettikten sonra hemen bakalım. Şimdi sarı sütun dikdörtgensel bölgeyle gösterdiğim kısım. Sarı kaç kişi gösteriyor? 6. Mavi 7. Pembe 4. Yeşil 8. Kırmızı 4. Dör, ifade ediyor. Yani 4 öğrenciyi ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar bizim bu çizdiğimiz sütunlar arası şurada oluşturduğum boşluklar eşit olmalıdır. Ben bunların hepsini çizerken birer santim olarak aldım. Bunların hepsini birbirine Eşit almalıyım. Bu benim için önemli bir nokta. Eğer ki işte sarıyı buraya çizip, burada bu kadar boşluk bırakıp maviyi buraya çizip yeşili buraya çizersem arkadaşlar, benim böyle bir sütun grafiğim olmaz. Sütun grafiğinde yanlış ifadelere sebep olur. Bu da e, yanlış bir grafiktir. Dolayısıyla böyle bir grafik çizemem arkadaşlar. Devam ediyorum. De, e, dikkat edeceğim diğer bir Özellikle sütunların genişlikleri de eşit olmalıdır. Yani ben burada sütunların genişliğini de birer santim birer santim aldım arkadaşlar. Bütün sütunların genişlikleri eşit olmalıdır. Yani siz burada sarının genişliğini bir santim alırken mavinin genişliğini üç santim genişliğinde çizemezsiniz. Bu da yanlış bir sütun grafiğidir. Devam edelim. Bizim dikey eksende yazdığımız bu öğrenci sayılarının arasındaki boşluklar da birbirine eşit olmalıdır. Yani siz 1 ile 2 arasını 1 santim olarak veriyorsanız 2 ile 3 arasını 3 ile 4 arasını da hepsinin arasını birer santim olarak almalısınız. Yani 1 ile 2'yi birer santim işte 3 ile 4'ü 5 santim olarak alamayız arkadaşlar. Bu tarz yaptığımız ee, yanlışlar bizim yanlış yorum yapmamıza sebep olur. Haliyle sütun grafiğimizde yanlış olacaktır. Evet. Hemen sizinle birlikte bir grafik sorusuna bakalım. Aşağıda 5 öğrencinin kitap okuma saatinde okudukları kitap sayfa sayılarını gösteren grafikle ilgili diyor. Aşağıdaki öncüllerin doğru olup olmadığını bulunuz diyor. Hemen bakalım. Şimdi hemen grafiğin doğru olup olmadığını bir kontrol edelim. Buraya kişiler yerleştirilmiş. Dikey eksene sayılarım yerleştirilmiş. Sütunlarım var. Ee, hemen birinci öncülden başlıyorum. Bana diyor ki atanın okuduğu sayfa sayısı en fazladır. Bakalım ata 70 sayfa okuyarak arkadaşlar en fazla kita en fazla sayfa sayısı okuyarak en fazla kitabı okumuştur. Haliyle ben diyorum ki bu ifadem benim doğrudur. Ece esinden 10 sayfa fazla kitap okumuştur. Şimdi bakalım. Ece kaç sayfa kitap okumuştu? 60. Esin'e bakalım. Esin kaç sayfa kitap okumuştu? 30. E, aradaki farkım ne kadar arkadaşlar? 30. Peki bana soruda ne diyor? 10 sayfa fazla okumuştur. O zaman biz bu ifadeye ne diyeceğiz? Yanlıştır diyeceğiz. Hemen üçüncü öncüle bakalım. Ali, Duru'nun okuduğu sayfa sayısının yarısı kadar okumuştur. Bakalım. Duru'nun okuduğu sayfa sayısı 50'dir arkadaşlar. Duru'nun okuduğu sayfa sayısının yarısını bulalım. Yarısını bulmak için 2'ye bölüyorum. 25. 50'nin yarısını 25 olarak buldum. Peki Ali ne kadar kitap okumuş? Arkadaşlar Ali burada 30 sayfa kitap okumuştur. Haliyle 30 da 25 birbirine eşit olmadığı için 3. öncülümde yanlıştır diyeceğim. Devam ediyorum. 4. öncülüme bakalım. Ali ve Esin aynı sayıda kitap okumuştur diye söyleye Bakalım aynı sayfa sayısında kitap mı okumuşlar? Ali'ye baktım. Evet Ali 30 okumuş. Esin'e bakalım. Esin de 30 sayfa kitap okumuş. Haliyle 30'a 30 eşit olduğu için diyorum ki bu öncülüm benim doğrudur. Yani cevabımız arkadaşlar 1 ve 4 olacaktır diyoruz. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere sütun grafiğindeki sorular böyle bize yorum soruları olacak. Eee birbirlerini kıyaslama soruları gelecek. E, grafikleri düzgün yorumlayacağız, sayıları, e, sayıların üzerinde işlem yaparken işlem hatası yapmamaya dikkat edeceğiz. Onun dışında sorularımız böyle gayet basit gelecektir. Hemen son sorumuza bakalım. 2012 yılında bölgelerimize düşen yağış miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Hemen bakalım. Yağış miktarlarını milimetre olarak bana vermiş. E, bölgeleri de yatay eksende bana vermiş. Sorumuza dönecek olursak, sorumuzda bana diyor ki en az ve en fazla yağış gösteren bölgelerimiz hangileridir? Şimdi burada grafikte bir dikkat etmemiz gereken nokta. Burası. Arkadaşlar, şimdi burası düz bir çizgi halinde göstermemiş. Peki neden? Şimdi bazı grafiklerde arkadaşlar bu ifadeyi göreceğiz. Burada Sıfırdan başlamadığı için burayı zikzaklı olarak göstermiş. Şimdi sıfırdan başlasaydı düz bir çizgi halinde e, gösterecekti. Ama sıfırdan başlamamış çünkü neden sıfırdan 300'e kadar yazmak istememiş grafikten yani daha fazla yer kaplamasın diye. O yüzden e, burada zikzaklı olarak direkt nereden başlamış? 300'den başlamış, 300, 400, 500, 600 diye artarak devam ediyor. Yani bu da arkadaşlar sorularda karşınıza çıkacak. E, sıfırdan başlamadığı için bu şekilde zikzaklı olarak gösterebiliriz. Şimdi. Bir de burada denk geldiği yerlerin, kaça denk geldiği yerleri göstermemiş. Biz bir işaretlemeye çalışalım bakalım. Şimdi Marmara bölgesine bakıyorum. 700 ile 800 arasına denk geliyor. Aynı şekilde Ege'de, Akdeniz'e baktığımda, arkadaşlar Akdeniz'e baktığımda da Akdeniz'de 1000 ile 1100 arasında bir yağış göstermiş. İç Anadolu bölgesine bakalım. İç Anadolu bölgesi de arkadaşlar... 400 ile 500 arasında bir yağış göstermiş. Karadeniz'e bakalım. Karadeniz'de 1100 ile 1200 arasında bir yağış göstermiş. Hemen Doğu Anadolu bölgesine bakalım. Arkadaşlar Doğu Anadolu'da 600 ile 700 arasında bir yağış gösteriyor. Güneydoğu Anadolu bölgesine bakalım. Güneydoğu Anadolu bölgesi de 500'e denk geliyor. 500, 500 mm olarak bir yağış göstermiş. Şimdi e, burada arkadaşlar tam sayısal değerlere karşılık gelen e, ifa, e, sütunlar yok. O zaman biz yorumlarımızı buna göre yapacağız. Yani mesela Marmara bölgesine işte 700 ile 800 mm arasında bir yağış e, olmuştur diye yorumlayacağız. Bizden de zaten en fazla ve en az yağış gösteren bölgelerimizi istemiş. O zaman hemen en az yağış olan bölgeyi bulabiliriz. Şimdi en az yağış olan bölge İç Anadolu Bölgesi'dir diyebiliriz. En fazla yağışa bakalım. En fazla yağışta arkadaşlar sütun grafiğinde en fazla yağış gördüğünüz üzere 1100 ile 1200 arasındaki Karadeniz bölgesine aittir. Devam edelim. B şıkkındaki sorumuza bakalım. Yağış miktarı 700 milim ile 800 milimetre arasında kalan bölgeler hangileridir diye soruyor bakın bize. 700 ile 800 arasında yani bunun arasında kalan denk gelen sütun grafiklerim benim Marmara ve Ege bölgesine aittir. O zaman ben buna da Marmara ve Ege bölgeleridir derim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Tablolar ve sütun grafiği tamamıyla yoruma dayalı sorular ve gerçekten çok kolay sorular. Sizler de grafiklere dikkat ettiğiniz müddetçe bu soruları çok kolaylıkla çözebilirsiniz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.